Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti hepinizin üzerine olsun. Sevgili Peygamberimizin çevresinde yetişen ve Peygamberimizden sonra peygamber emanetini devralan dört halifeyi konuşuyoruz. Hulefai Raşid'in efendilerimizi konuşuyoruz. Raşid halifeleri konuşuyoruz. Bu tabirin de peygamberimizin bir hadisi şerefinden alındığını konuya başlarken söylemiştik. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimizle beraberiz beraber olmaya çalışıyoruz. Bu sohbetimize kadar Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i anlattık. Hazreti Ömer Efendimiz'i anlattık. En son Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden söz ettik. Ama o olayı yeniden bir daha ele alacağız. Hazreti Ömer'in hilafetinin son günleriyle Hazreti Osman'ın hilafete başladığı ilk günleri birbirine ekleyeceğiz. Şimdi üçüncü halife olan Hazreti Osman Efendimiz'in Mekke dönemini, Medine dönemini konuşacak hilafete başladığı yıllarda yeniden devlet idaresiyle devam edeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Hazreti Osman, hayanın, iffetin temsili. Hazreti Ömer adaletin temsili, Hazreti Ebubekir sıddık sıddıkiyetin temsili, Hazreti Ali kahraman esedullah. Her birinin mümeyyiz vasfı dediğimiz ön plana çıkan özellikleri var. Ama her biri İslam'a içten ve gönülden bağlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle yıllarca beraber olmuşlar. Onun hayatını kendi hayatlarına taşımışlar. Bunlardan her birisinin peygamber efendimizle ayrı bir akrabalığı var. Hazreti Ebubekir peygamber efendimizin kayınpederi. Yani efendimizin eşi biz müminlerin annesi Hazreti Ayşe annemizin babasıdır. Hazreti Ömer de peygamber efendimizin kayınpederidir. Hazreti Hafsa annemizin babasıdır. Şimdi kendisinden söz etmeye başladığımız Hazreti Osman radıyallahu an Peygamber Efendimizin damadıdır. Çeşitli aralıklarla Hazreti Peygamber Efendimizin iki kızıyla evli olduğu için ilk önce Rukiye, Rukiye vefat ettikten sonra da Ümmü Gülsüm'le evli olduğu için Zünnureyn ünvanıyla maruftur. İşte bu Osman radıyallahu anh'ı tanımaya başlıyoruz. Kureyşli, Mekke'de oturan Kureyş kabilesine mensup. Peygamber Efendimiz gibi Ebubekir, Ömer ve diğer Mekkeli sahabiler gibi Kureyş kabilesine mensup. Yalnız Osman'ın mensup olduğu aile Kureyş'te sözü dinlenir. Kendilerini diğer ailelerden biraz böyle üstün gören Ümeyye oğullarıdır. Ümeyye ailesi, Emevi sülalesi. Hazreti Osman radıyallahu anh fil hadisesinden altı yıl sonra dünyaya geldi. Babası Affan, Mekke'nin büyük tüccarlarından birisidir. Belki de o günkü dünyada en büyük tüccarlarından birisidir. İslam'dan önce vefat etti. İslam'dan önce öldü diyelim. İslam'a yetişemedi. Yetişseydi nasıl bir tepki verecekti bilemeyiz. Annesi Hazreti Osman'ın annesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin akrabasıdır. Şöyle götürelim silsileyi. Peygamber Efendimizin dedesi Abdül Abdülmuttalib'in kızı Ümmü Hakim Beyza. Ümmü Hakim künyesidir, Beyza ismidir. Ümmü Hakim Beyza'nın kızı Erva. Erva Hazreti Osman'ın annesidir. Abdülmuttalib'in torunu Abdülmuttalib'in kızının kızı olan Erva Hazreti Osman'ın annesidir. Bu şekliyle Hazreti Osman Peygamber Efendimize damat olmadan da Peygamberimizle yakınlığı olan bir şahıstır. Babasının yanında ticareti öğrenmişti. Hazreti Osman Zengin bir tüccarın oğlu olduğu için onun çocukluğunu, gençliğini okuduğumuzda veya araştırdığımızda onun diğer Mekkeli çocuklar gibi çobanlık yaptığını, Mekke çevresinde koyunların, develerin peşine dolaştığını göremiyoruz. Demek ki babası Affan oğlu Osman'ı kendi yanında yetiştiriyor ticaretle meşgul oluyor. Babasının yanında ticareti öğrendi Osman. Babası erken yaşta gidince amcası Hakem bin Ebil As'ın himayesinde ticareti devam ettiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 40 yaşına gelip Yüce Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğinde ilk Müslümanları hatırlayın. Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir'den ibaretti değil mi? İlk dört Müslüman. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i e anlatırken demiştik ki, Peygamberimize o kadar bağlı, o kadar sadık, o kadar vefalı ki, İlk Müslümanların halkaya alınmasında, ilk Müslümanların İslam'ı tanımasında, Allah'a iman etmesinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çevresinde bulunmasında Hazreti Ebu Bekir'in büyük gayreti vardır. Osman'la, Zübeyir'le, Talha'yla, Abdurrahman'la, Sa'd bin Ebi Vakkas'la bunlar Kur'an'ın ifadesiyle Es-sâbikûn el-evvelûn dediğimiz önden gidenler. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in ilgilenmesiyle. Hazreti Ebu Bekir'in bunlara İslam'ı güzel anlatmasıyla İslam'ı tanıyan şahıslardır. İslam'ı güzel anlatın. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Sözünüz güzel olsun yüzünüz gülsün, mütebessim bir çehreyle insanlara gidin, tatlı tatlı konuşun, sözümüz iğne gibi batmasın, insanları kırmasın, bizden uzaklaştırmasın, itici olmasın. Bu güzel insanların hayatını okurken, anlatırken, anlatılanları da dinlerken kendimize göre böyle bir mesajlar çıkarmamız lazım gelir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i bu manada çok takdir ediyoruz. Onun gibi olmaya çalışıyoruz diyelim hep beraber. Çevremizde elinden tutulması lazım gelen nice şahsiyetler var. Herkesi kendiniz gibi zannetmeyin saygı değer izleyicilerim. E ne güzel bak Diyanet televizyonu izliyorsunuz. Peygamberimin izinde programıyla baş başasınız. Peygamberimin hayatını, sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını izliyor, dinliyorsunuz. Onlarla beraber cennete doğru gidiyorsunuz. Anneniz Müslüman, babanız Müslüman, evinizde seccade var, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Belki namazları evde cemaatle kılıyorsunuz. Ya İmam Hatip'e gittiniz ya Kur'an kursuna gittiniz veya lisede, ortaokulda okurken İslami cemaatlerin içinde bulundunuz, derneklere, vakıflara gittiniz. Mahallenizin camisinde Kur'an-ı Kerim öğrendiniz, imamla, müezzinle oturdunuz. Caminin yanındaki çay ocağında cemaatle sohbet ettiniz. Herkes sizin gibi değil. Bakın çevrenize, bu saydığı mekanlara uğramayan nice insanlar var. Peki bunların hali ne olacak? Bunlar bizim insanımız değil mi? Bunlar Allah'ın kulu değil mi? Bunlara hakkı, hakikati, gerçeği, doğruyu kim götürecek? E diyebilirsiniz ki hocalar anlatıyor. E gelmiyorlar camiye. Diyanet televizyonu izlemiyorlar. Sohbet dinlemiyorlar. Siz biz ilgileneceğiz. Ellerinden tutacağız. Konuşacağız. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin hayatını okuyalım. Aa ne güzel etmiş. Bak bu kadar insanın Müslüman olmasına sebep olmuş deyip noktayı koyalım. Ne kazandık peki? O insanların hayatından bizim hayatımıza bir şey geçmeyecek mi? Hazreti Ebu Bekir Efendim. Osman'ın ve Osman'la beraber arkadaşlarının Müslüman olmasına sebep oldu. Saygı değer izleyicilerim, bakın şu cümlemi iyi dinleyin. Hazreti Osman'ın Müslüman olması Kureyş'te bir yankı meydana getirdi, ses getirdi. Kureyş çok üzüldü, müminler ve Müslümanlar çok sevindi. Büyük bir tüccarın oğlu ve şu anda büyük bir tüccar, Mekke'de herkes tarafından tanınan eşraf dediğimiz bir kişi Müslüman olmuş. Ses getirdi. Müminler sevindi. Müşrikler üzüldü. Şimdi sizin de elinden tutacağınız ve Müslüman edeceğiniz eşraftan, zengin insanlardan, çevresinde tanınan, bilinen insanlardan Niceleri var ki böyle ellerini uzatmışlar. Sizin kendilerine el uzatmanızı bekliyorlar. Hazreti Osman Müslüman olunca amcası buna çok böyle ağır işkenceler uyguladı. Amcası hakem asla kabul edemiyor yeğeninin Müslüman olmasını. Bağladı, zincirlere vurdu. Ama Hazreti Osman karşı durdu. Ne yaparsanız yapın ben kabul ettim. Dönmem. Mekke dönemini okurken buna benzer olaylarla çok karşı karşıya geliyoruz değil mi? Hiç birisi bu işkencelerden dolayı, bu sıkıntılardan dolayı imanından dönmüş, dininden dönmüş değildir. İman böyle bir şey kalbe girdi mi? O vücutta öyle bir canlılık meydana geliyor ki vücut ben bunu bırakırsam ölürüm diyor. Dönmedi. Amcası o da Kureyş'in ileri gelenlerindendir. Eee Ümeyye oğullarının önde gelen şahsiyetlerinden birisidir. Hakem bin Ebil As. Hazreti Osman'la baş edemedi. Bıraktı. Hani derler ya, ne işin varsa gör. Benden o tarafa git. Çünkü sözünü dinletemedi. Bu sefer annesi başladı. Abdülmuttalib'in torunu ama o da önce İslam'a karşı olanlardan birisi. Annesine karşı da dik durdu. Hazreti Osman taviz vermedi. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikinci kızı Rukiye büyümüş ve evlenecek yaşa gelmişti. Hatice annemiz de hayatta. Hatice annemiz birinci kızı, büyük kızı Zeynep'i kendi kız kardeşinin oğlu Ebu'l-As ile evlendirdi. Yani Zeynep teyzesinin oğluyla evlendi. İkinci kızı Rukiye büyüdü. Hazreti Osman ile evlendirildi. Osman gibi zengin, eşraftan gelen bir şahıs, eşiyle beraber Habeşistan'a hicret etmek mecburiyetinde kaldı. Mekkeliler bu derece zulmediyorlar yoksula da, fakire de, köleye de, cariyeye de, zengin olana da. Hazreti Ebu Bekir de hicret etmek için yollara düşmüştü. Kara kabilesinin reisi İbnü Duğunne ısrar etmiş de geri getirmişti. Hazreti Osman Efendimiz eşi Rukiye ile beraber peygamber kızı yollara düştüler. Deniz yoluyla Habeşistan'a gittiler. Bir yıl orada kaldılar. Sonra geri döndüler. Habeşistan biraz uzaktı. Peygamberimiz İslam'ı Mekke'nin dışında taşıyacak bir yer arıyordu. Adil bir hükümdar vardı. Muhacirlere iyi davranıyordu. Fakat çok uzaktı. Arada da deniz vardı. Peygamber Efendimiz'in hedefi Mekke'yi fethetmek, ve Kabe'yi putlardan temizlemekti. Habeşistan bu iş için elverişli bir yer değildi. Bu sebepten dolayı giden Müslümanlardan bir kısmı Mekke'ye geri döndüler, bir kısmı da hicretten sonra Medine'ye döndüler. Hazreti Osman da eşi Rukiye ile beraber tekrar Mekke'ye geldi. Abdullah adında bir oğulları oldu. Abdullah adındaki oğullarından dolayı Hazreti Osman'a Ebu Abdullah künyesi verildi. Osman göbek adıdır. Doğduğu zaman annesinin, babasının veya ailenin verdiği isimdir. Künye ise insanların ilk çocuklarıyla anılmasıdır. Öyle bir ünvandır. Oğlunun adını Abdullah koyduğu için Abdullah'ın babası manasında kendisine Ebu Abdullah künyesi verildi. Hazreti Osman Efendimizin bundan sonraki hayatı böyle sessiz bir hayattır. Ticaretini devam ettirmiştir. Müminlere, Müslümanlara yardımcı olmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize destek vermiştir. Ve diğer müminler, diğer Müslümanlar gibi bu sefer de Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh Mekke'de idi şimdi Medine'de. Eşini de getirdi. Ticaretini devam ettiriyor. Ticareti de iyi beceriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her Mekkeli muhaciri Medine'li bir ensarla kardeş yapmıştı ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman Efendimiz'i de Evs bin Sabit ile kardeş yaptı. Kardeşlerin evlerinde kalıyorlar. Onların işlerine yardımcı oluyorlar. Beraber hurma bahçelerinde çalışıyorlar. Ve arta kalan zamanlarda da kendi ticaretlerini devam ettiriyorlar. Fazla da yük olmuyorlar Medineli Müslümanlara, Ensar kardeşlerine. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de mescit yaptırdıktan sonra biliyorsunuz 6-7 ay içerisinde Medine'de bir mescit yaptırdı. Mescidin doğu duvarına bitişik kendi odalarını, evlerini yaptırdı. Hazreti Osman'a da kendisinin devamlı girip çıktığı kapının, mescidin kapısının karşısında bir yer tahsis etti. Hazreti Osman Efendimiz imkanları olduğu için orada evini yaptırdı. Rukiye annemiz de diğer aileyle beraber geldi Medine'ye yerleşti. Şimdi Medine'de Hazreti Osman. Medineli Müslümanlar ne ile meşgul oluyorsa, ne yapıyorlarsa Hazreti Osman Efendimiz de İslam devletinin gölgesinde hayatını bu şekilde devam ettiriyor. Kendisi, eşi Rukiye ve oğlu Abdullah güzel bir aile, maddi imkanları güzel, ticaretle meşgul oluyor. Devamlı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde, ama Allahü Teala her birimizi değişik sıkıntılarla imtihan eder. Saygıdeğer izleyicilerim. Bu imtihanlara her zaman için hazır olmalıyız. Derler ki düşüp kalkmayan bir Allah'tır. Amen ne İnsan düşer, kalkar, kazanır, Kaybeder, zengin olur, yoksul olur. Allahü Teala bazen imtihan için eşini alır, çocuğunu alır. Müminlere, Müslümanlara düşmek de sabretmektir. Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan eder bize. Bismillah. Walla nablunakum bişeyim min al-kaufi ve al ve nacsim min al-amwal ve al-anfus ve al ve beşcir-i sabirin sabredenleri müjdele ya Muhammed. Bir önceki ayette inna Allah'a ma as sabirin diye biter. Allah sabredenlerle beraberdir. Bedir savaşına hazırlık yapılıyor. Hazreti Osman Efendimizin eşi, Peygamberimizin kızı Rukiye rahatsızlandı. Hazreti Osman Efendimiz bu savaşa katılmak istiyor. Rukiye'nin rahatsızlığı artıyor. Annesi yok. Mekke'de vefat etti. Şu anda Hatice annemiz Mekke'de Hacun mezarlığına defnedildi. Ablası Zeynep de henüz Mekke'de gelemedi. Kız kardeşleri Ümmü Gülsüm ve Fatıma babalarıyla beraber duruyorlar. Ama evli bir hanımefendi için en yakın insan eşidir ve annesidir. Hazreti Osman Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e durumu arz etti. Ya Resulallah ben de sizinle beraber gelmeyi çok arzu ediyorum. Ama şu anda kızınız rahatsız ve rahatsızlığı da ilerliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Osman sen kal. Rukiye'ye hizmet et. Kızı rahatsız iken cihat aşkına yollara düşen bir peygamberin ümmetiyiz. Sizi bir sohbete çağırırlar. Gelin şuraya gidelim derler. Bin bir mazeret üretirsiniz. Üretmeyin. Yok çocuk hasta, misafir gelecek, şu oldu, bu oldu demeyin. Saygıdeğer izleyicilerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaşadığı hayat gibi bir hayat yaşayalım. Kızı hasta. E bilirsiniz babalar da kızlarını çok severler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cahili Arapların kızları diri diri toprağa gömmelerine inat kızlarına çok düşkündür. Çok seviyor. Şu anda hasta. Peygamberim ordusuyla beraber hareket etti. Osman Medine'de kaldı. Rukiye hizmet ediyor. Peygamberim Bedir zaferini kazandı. Bedir ashabıyla birlikte. Ordunun Bedir'den kalkıp da Medine'ye gelmesi birdenbire kolay olmuyor. Aşağı yukarı yanılmıyorsam 120 kilometrelik bir mesafedir. Ordunun ağırlıkları var. E şimdi ganimetler var, e, alınan esirler var. Şehitler var, diğer tarafta ölüler var. Bunların gömülmesi, defnedilmesi gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi acele git bu müjdeli haberi Medine'ye ulaştır dedi. Zeyd bin Harise Medine'ye geldiğinde, müjdeli haberi getirdiğinde, Hazreti Osman'ın eşi, peygamberimizin kızı Rukiye vefat etmişti. Defnedildi. Peygamberimiz bu kızının cenazesinde bulunamadı. Çünkü kendisi Bedir'deydi. Döndükten sonra elbette üzüldü. Osman'ı izinli saydığı için Bedir'e katılmış gibi kabul etti. Bedir ganimetlerinden Hazreti Osman'a da bir hisse verildi. Biz bu sohbetimizde Hazreti Osman Efendimizin doğumundan aldık. İslam öncesi hayatından kısaca söz ettik. Müslümanlığı kabul etmesiyle birlikte Mekke hayatını ve Medine hayatında da Bedir'e kadar olan kısmını sizlere aktardık. Bundan sonraki sohbetimizde kaldığımız yerden devam edeceğimizi beyan eder hepinizi Allah'a emanet ederim.